kitaplarda köpek etçil olarak tanıtılır. Bu bir açıdan doğrudur da. Gerçekten de doğadaki yaban köpekleri ve köpeklerle akraba olan kurt, çakal, tilki gibi hayvanlar etçil hayvanlardır. Ancak evdeki köpeğimiz bir her şeyi yiyicidir. Belki yapısındaki yatkınlık ve belki insanlarla binlerce yıl süre gelen yakın ilişki ona bu özelliği kazandırmıştır. Et yine onun beslenmesinde baş yeri tutar ama başka besinlere de gereksinme duyar ve onları arar. Bulamadığındaysa yapısında bazı bozukluklar ortaya çıkar. Bizim eski usul beslememiz de hala devam ediyor. Biz yalan bakıyoruz köpeklerimize. Ataların bildiği mutlaka doğru olandır. Atalar çok şeyi hep doğru yapmışlar yıllarca. Yal beslemesi baktığınız zaman sürekli çalışan bu hayvanların, yani aktif olan hayvanların gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan bir doğal destek ünitesi. Yani yalın içerisine biz arpa unu, mısır unu, şimdilerde pirinç unu, bonkolit falan dediğimiz gabavun, acı un falan da koyuyoruz. Bundan beraber protein eksikliğini giderecek unsurlar da destekliyoruz. Kimi zaman et desteklemesi yapıyoruz, kimi zaman yal desteklemesiyle hayvanlarımızı böyle nitelikli tutmaya çalışıyoruz. Yetişkin köpeklerimiz günde bir kere beslenir akşamları sürüye çıkmadan önce. Genç köpekle özellikle 5-6 aylık ve altında olanlar 2 aylığa kadar da genelde günde 2 kere beslenir. 2 ayın altındakiler günde 3 kere besliyoruz. Pişmiş varlıklarda parazit tutmuyor yiyecekler. Fakat pişmemiş unsurlarda bu parazit yapması ve hayvanların zayıf düşmesi imkan dahilinde. Dolayısıyla biz pişmemiş unsurlarla hayvan bakılması taraftarı değiliz. Biz yalımızdaki malzemeleri bile önce pişirip kurutup daha sonra kırıp tekrar yemeğe sunuyoruz da. Yani etleri pişmeden verenler işte diyorlar yok sert olur, yok insana saldırır bilmem ne, bunların hepsi hikaye. Köpeğin yüreğinde varsa yapar, yüreğinde yoksa et de yedirseniz, ot da yedirseniz bir şey fark etmiyor. Söz gelimi, sürekli olarak bir tür etle beslenen ve başka herhangi bir besin almayan köpeklerin tüylerinde, ciltlerinde bozulmalar, hastalıklar görülür. Buna karşılık beslenmelerinde ete yer verilmeyen köpeklerde, bu çok önemli protein kaynağından yoksun kalacaklarından gelişme bozuklukları gösterirler. Enerji ve etkinliklerini yitirirler. Güçsüz, sağlıksız ve halsiz kalırlar. Yavru emziren anne köpeklere de her zamankinden daha fazla proteinli besinler verilmelidir. Protein doğada hayvansal ve bitkisel olarak bulunur. Köpekler için daha uygun olan hayvansal olanıdır. Söz gelimi, yürek, böbrek, bacak, kol bölgesinin etleri daha yüksek protein değerine sahiptir. Ayrıca fazla yağlı olmayan dana, sığır, koyun etleri de tavuk etine göre daha yüksek proteinlidir. Bir miktar yağ köpek için gerekli olmakla birlikte ne türde olursa olsun fazla yağlı etler köpeğe verilmemelidir. Etlerin veriliş biçimi de ayrıca önemlidir. Pişirilen etlerin içindeki besin değerinin bir kısmı kaybolur. Bu yüzden bunları çiğ ya da yarı çiğ halde vermek daha doğrudur. Kıyılmış et köpeklerin sindirim sistemleri için uygun değildir. Etlerin parçalar halinde verilmesi gerekir. Böylece köpeğinizin organizması bundan daha yüksek oranda yararlanabilir.